Çocukları çok güzel çocukları var falan. Evet. Çocuklarını görünce falan ne hissediyorsunuz diyeceğim. Mesela o eski günlere gidiyor musunuz, geliyor musunuz hani? Ben Yılmaz'ın oğlunu bilmiyorum. Yani resimlerden tanıyorum. Ama kızınla görüşüyoruz. Kızı zaten doğduğu zaman da bana geldi. Yani bebekken de ben ilgilendim, baktım biraz. Onun için o elimde büyüyen bir çocuğumuz gibi. Paris'te yaşıyor. Onun da hakikaten iki tane çocuğu var. Bir kız bir oğlan. Müthiş güzeller. Ya. Allah bağışlasın. Zaten ikisi de çok şeker bir eş. Yani babaları da anneleri de öyle güzel oldu. Şu çocuklar da öyle güzel oldu. Çok güzel çocuklar. Böyle Paris'e gittiğimiz zaman görüşüyoruz. Size hiç sorar mıydı babasıyla ilgili falan bir şeyler? Ya da soruyor mu? Çok değindiğiniz pek değinmiyor ama yani genel bir konuşmamız oluyor. Oyunculuk hakkında, sinema hakkında falan öyle oluyor ama yani işte o taraflara fazla değinmiyor. Fazla girmiyor. Peki şey de dediniz ya işte çocuğunuz olsun istediniz mi diye sormuştu Ömür. Siz de hani isteseydim olurdu falan. Şimdi sizinki bildiğimiz kadarıyla çok tutkulu bir aşktı. Şimdi tutkulu aşk deyince de o tutku bazen bir... Nasıl söyleyeyim? Rahatsız eder. Rahatsız evet edicidir. Bazen de rahatsız edici. Yani evet çok tutkulusun, çok seviyorsun. İnanılmaz bir ateş var aranızda. Ama o adamdan çocuk yapmak istemeyebilirsin. Çünkü o tutkuya güvenemeyeceğin için. Yani tutku onda daha fazlaydı. Onun için evet rahatsız oluyordum. Rahatsız olduğum için ben bir de şeyden de kaynaklandı tabii. Çok ufak yaşta babasız büyüdüğüm için, övey babayla büyüdüğüm için onun rahatsızlıkları beni bugüne getirdi. Yani ben ayrılacağım bir adamdan çocuk yapmam. İşte tutku doğduğunu uyanıyor evet, değil mi insanda? Evet, o, yani yürümeyeceğini hissettim onu. Onun için de çocuğa yazık oldu. Hayır, mutsuz bir evlilikte de büyüyen bir çocuk. O da tabii ki aynı derecede rahatsız olur ama ben de babasız bir başkasını büyütmek istemedim. Çünkü ben 19 yaşındaydım Yılmaz'la evlendiğim zaman. Çok ufaktım.